Merhaba sevgili izleyenler. Bir Hattı Mizah programıyla daha sizlerle beraberiz. Çizgi dolu programımızda çizmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Ben Zekeriya Öztürk ve değerli hocam Mehmet Sayın Bilge ile beraber bu çizgi dolu programımızda bugün yepyeni bir konuya geçeceğiz. Tabii biliyorsunuz bundan önceki programımızda ne yaptık? Karikatüre giriş için temel çalışma eğitimleri verdik. Onun dışında ne yaptık? Kafa çalışması yaptık. Yani kafa için özel çalışmalarda bulunduk. Sonra ne yaptık? Göz çalışması yaptık. Şimdi hocam ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi burun yapacağız. Gözü yaptığımıza göre burnunu da yapalım. Ama burun deyince şöyle bir durun. Şimdi ben de onu diyecektim. Çünkü hani ülke olarak biliyorsunuz burundan böyle devamlı işte haberleri yapılan, devamlı burunla ilgili espriler yapılan bir ülkeyiz. Bir de dünyanın en uzun burunlu insan da ülkemizden çıktı. Buna da gurur duyabiliriz ve kendi burnuyla da çok gurur duyduğunu özellikle ben internette okudum. Evet hocam. Şimdi artık o burun çok uzun olunca onu da artık karikatürde de normal resmini yapmak lazım herhalde. Çünkü zaten yeteri kadar uzun. Yani şimdi karikatür deyince dedi ki abartı. Genelde de insan yüzünde en abartılacak bölüm burundur. Evet. Dikkat edin. Yani benim o dikkatimi çok çekti. Siz de mutlaka... Benim hep zaten dikkat ediyorum ben kendime. Ya senin burunda fazla bir şey yok. Senin burun iyi. Yani burun en kolay çizilen, en güzel çizilen ve en de böyle karikatürde can alıcı kısım oluyor. Hatta ilk programımızda da yani şeye girmeden evvel rakamlarla bir altı çizdik. Bir altıyla bir burun yaptık, çizdik. Şimdi dolayısıyla ben de çok seviyorum burun çizmeyi. Ve mesela dışarıda uzun burunlu birini gördüğünüz zaman da dayanamıyorum çizmem. İçimden dürtüyor yani. Hakikaten burun önemli, güzel bir de yani. Dediğiniz gibi ben hani hep dikkat ediyorum. Eskiden mesela siyasi karikatürlerde bu çok fazla vardı. Evet, evet. Siyasetle ilgili olanlarda. Hani açıyorsunuz bakıyorsunuz işte rahmetli Özal. Yine rahmetli Demirel'in karikatürlerinin hepsinde işte hep bir burunda bir abartı vardı, kulakta mesela, bir abartı vardı yani. De Gaulle vardı, Fransız Cumhurbaşkanı, İkinci Dünya Savaşı'nda generaldi. Hatta Ankara'ya falan da gelmişti o. Mesela o çok uzun burunluydu. Dünyada De Gaulle deyince uzun burunlar demek ki De Gaulle'dan sonra bize geçti uzun burun şeyi. Var, bir dünyada da böyle. Tabii genelde karikatüristler siyasi çizim yaparlar. Tabii hepsi siyasi demek değildir yani. Eğitimde de kullanıyor, güldürme işinde kullanılıyor. İlk karikatürde bir siyasetçinin karikatürü olduğunu söylemiştik İtalya'da bulunan var. Tabii bizi karikatüristler için siyasetlerin böyle çizilebilir, böyle kafası işte kel, göbekli, uzun burun falan daha kolay çiziliyor. O bakımdan oluyor yani burun. Burun önemli. Ama normal karikatürlerde de mesela bakın burun hakikaten... önemlidir. Karikatür demek, burun demek, burun demek, karikatür demek. Aslında yani, olur yani. Nasıl ki işte insanlar estetik operasyon yapıyorlar yani çeşitli sebeplerden dolayı. Yani kimisi hani gerçekten cerrahi bir durum olduğu için yani tıbbi bir durum olduğu için kimisi de beğenmediği için yaptırıyor. Ama hani şu var, yapılmadan ve yapıldıktan sonraki cidden baktığınız zaman insanın yüzü çok değişiyor. Orijinal daha güzel olduğunu fark ediyorsun. Karikatürde de bunun değişikliğini görebiliyoruz tabii ki yani. Tabii tabii yani normalde Allah herkesi kendisine göre güzel bir şekilde yaratmış ama bazıları beğenmiyor. Yani. Tabii sıkı olarak diyelim ki burnun tıkanık tabii ona... Ona müdahale edilmesi lazım sonuçta. Ya çok güzel bir burun beğenmiyor. Bakıyor beğenmiyor. Ne yapayım ne yapayım burnumu kestim diyor. Ondan sonra kestiriyor ama iyi değil tabii. Herkes kendisine barışık olsun ya. İnsanların zaten her zaman birbirimize barışık olmamız gerektiğini söylüyoruz. Tabii tabii. Şimdi burun yapacağız hocam. O zaman nasıl başlıyoruz? Başlayalım. Biz hep rakamlardan diyoruz ya rakamlardan. Yine altıyla yapmıştık. Peki burun yapmak için en kolay yol rakam mı? Vallahi bütün yani hepsinin mesela bir kolaylığı bütün var. Bütün rakamlarla burun yapabiliriz. Evet. Mesela bir tane birle başlayalım. Hadi tamam. Rakam. Biz bu arada şeyi söylemeyi unutuyoruz. Değerli izleyenler programımızı başlarken ne yapıyorsunuz? Kağıdınızı, kaleminizi elinize alıyorsunuz. Hazırlığı bekliyorsunuz. Sohbetimiz bittiği zaman hemen çizime geçiyoruz. O yüzden kağıtlarınızı, kalemlerinizi almayı sakın unutmayın. Evet, birle başlıyoruz. Bak, burun birle başladık. Çizdim biri. Bir saniye hocam, hemen ben şuradan başlıyorum. Evet. Bir, bak. Değil mi? Bak, al. Hocam işte bu şöyle. Bir, iki taraflı bir oldu. Tabii, şimdi ufak eklemeler tamam. Yapacaksın. Peki. Şuradan ben bunu cepheden bakıyoruz buna. Böyle bir çizim yapıyoruz. Yani hem şeyden bu geçen biri haftaki bu yaptık. Yumurta stilli evet. Kafadan şöyle. Çok güzel evet. Biraz farklı oldu yine sizinkinden. Nokta gözlerini koy. Bir saniye hocam. Şuradan o zaman gözleri buraya koyuyoruz.
Benimki çok farklı oluyor. Sen yukarı koydun gözlüğü. Benimki niye böyle oldu ki? Ondan bir kaş yapman lazım. Şuraya koymak lazım. Ha, tamam. Evet. Ha, ama tamam, oraya tabii hemen şey yapabilirsin. Oraya bir kaş yaparsın o da olur. Tamam, evet, iki. Tamam. İki yapıyoruz. Tamam. Evet, hadi şimdi olur. İki yandan yapalım. Bak iki çok güzel olur yandan. Yandan bir iki yapıyoruz. Yandan bakışlı olacak, evet. Ha, şurada evet. Bir kıvrımı var, tabii. Doğrudur. İki istediğin gibi uzatırsın, kısaltırsın. Hı hı. Onu mesela dörtte yaparız. Şöyle bir bunu göz yapalım yine. Tamam. Şuradan mı yapıyoruz? Evet. Artık şeyini de çenesini, burnunu o kendin ayarla. Dörtle mi yapıyoruz o çeneye geçtiğimiz kısmı? Dörde ben o fark etmez. Çeneye tamam. Geçtiğimizde onu şey yaparız. Dörtte tamam, pekala. Şuradan. Şöyle. Üç yapalım. Sen şimdi şurasına bir şey de yapabilirsin. Şöyle bir şöyle de kapatabilirsin. Ha şurayı tabii. Bu yüz, şöyle yapabilirsin. Yoksa yarım yüz olur. Tabii buraları şey yapabilirsin. Saç da şöyle yapalım. Bir şekilde kapattım. Bilmiyorum nasıl oldu. Şimdi üç. Üç de evet. Sağa doğru baksın. Hocam bu size benzedi. İki. Benzeyecek tabii. Evet. Üç. Tabii böyle rakamları biraz ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Oynayarak yapıyoruz yani, tabii. Tamamen dümdüz yaparsak. Olur ama tam olmaz. Evet. Üç yapıyoruz. Şöyle burasını göz yapıyoruz. Bak şöyle görüyorsun değil mi? Görüyorum da şuradan evet. Görüyorum ama bir türlü. Görüyorum da tam böyle kestiremiyorum nereden ne yapacağım bazen. Ya şimdi bir fıkra geldi aklıma. Dinliyorum hocam. Lisedeyken öğretmen matematik anlatıyor tamam mı? Sinüsleri kosinüsleri anlatıyor. Arkada bir tane çocuk hiç anlamamış gibi bakıyor. Oğlum diyor anladım diyor. Şu sinler coslar ne onları anlayamadım. Benimki de tam o hesap oldu. Kıstadan işte. Evet. Evet. Böyle bir şey çıktı benden. Dört. Şuradan. Gelelim o dört. Dördü uzat. Bak dördü uzat bak. Al. Alabildiğine uzatalım evet, diyorsunuz. Dört. Tamam. Hadi buraya bir kaş göz öğrettik ya. O istediğin gibi koy. En başta zaten yapmıştık. Gözle ilgili de programlarımızda. Şuradan. Hocam ama sizinki de çok şey oldu. Amerikan artistlerine benzedi saç stili. Ben orayı ya o kadar öğrenmedim. Saçı bir sonraki bölümde göstereceğiz. Yani ha, tamam. Onu, biz hani boş kal, hepsi kel tamam. Olmasın diye yapıyoruz. Anlarsın peki. Daha. Peki. Sen istediğin saç koyma istersen. O da kel olsun. Ağzını yap. Ağzını hemen beşe geçelim. Ha, şuradan bir saniye özür diliyorum. Şuradan şöyle aldık. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle yaparsam ben herhalde benimki. Evet. Tamam bir şekilde yap. Şimdi dört. Beşe geçelim. Beşi yalnız yan da yapabiliriz. Cepheden de yapabiliriz. Cepheden yaparsak simetrisini kullanacağız. Cepheden yapalım. Tamam. Şöyle. Bu beşi biraz daha ufak yaptık herhalde. Beşi büyük yap. Ben büyük mü yapayım? Büyük yap ama yani büyük derken ayarla işte yani. Tamam. Şuradan şöyle. Şu büyüklük yeter mi? Yeter. Tamam. Simetrisini karşı tarafını yap. Tamam şimdi onu da inşallah simetrisi ters biraz zor oluyor. Evet. Evet. Bu koca kafalı olacak. Tamam mı? Şuradan gözlerini yapalım. Şuradan hemen şeyde yüz kısmını da tamamlayalım. Bu da şeye benzedi. O çizgi film karakteri vardı. Bayağı hep benzete benzete götürüyoruz hocam. Evet bu da küpesi oldu herhalde kulağın. Ağzın ufak evet. Bir ağız yaptı sesler ona. Peki. Ona gidelim. Tamam. Altı yapmıştık ama hani şeyi bozmayalım. Altıyı da devam edelim. Şöyle. Pekala. Altıdan da bakalım. Gözlüklü yapalım. Mesela değişik olsun ilk yaptığımızdan. Altıdan şuradan şey ha göz. Evet şuradan. Ben burada biraz tıkandım gibi. Ben kurtaracağım. Şey yapacaksın. Kurtaracağım. Uyduracaksın orada. Şöyle. Şey yok, bekleme yok. Şöyle alsak, evet çok karışık bir şey oldu. Evet altı yedi, biraz... Yedi yapalım. Hocam, bak. Hocam gözünü nereye koydunuz? Yedi. Altı. Gözlük yaptım ben. Ama istersen şöyle gözlük yaptım. Anladım. Şurada gözlük varmış değerli izleyen. Ben o zaman şuradan... Sen gözlüğün... ama gözlük yapmak mecbur değilsin. Sen kafana yok şöyle gözlük. Yapayım ben de. Gözlüğün sapı varmış peki. Gibi. Hani kafası öbür tarafa. Yedi. Yedi ikinin şeyi gibi olsun böyle. Tersi yani tersi üst kısmı. Sadece şöyle şu şekilde yapalım. Ki bunu ne yapacağız? Bunu niye böyle yaptım? Bak bu aşağıda. Hı. Ne yapacağız? Bunu burun yapacağız. Ha oradan ha. Aşağıdan devam tabii. Edeceğiz. Pekala. Şöyle şuraya şey yapıyoruz. Buraya devam ediyoruz. Tabii ben sizi izleyerek yaptığım için biraz şey oluyor. Hızlı gidiyorsan yavaşlayayım.
Ama maşallah sen de iyi şey yapıyorsun çalışayım, yani. Bir bakayım ne çıkacak. Şaka maka güzel karikatürler çıkarıyoruz. Bunları atma ha. Atmayayım mı? Atma. Ben bunları toplayayım o zaman. Torunlarıma gösteririm en azından. Evet, şuradan şöyle yaptık. Şuradan da kaş çıkartırsak herhalde. Sekizle yapalım mesela. Sekiz de cepheden olsun. Evet. Sekiz. Aşağıya doğru bakıyor. Tabii sekizin şeyini biraz alt, zaten genelde alt taraf büyük olur ama iyice büyüyor. Abartıyoruz bak. Rakamlarda da abartıyoruz, tamam mı? Evet. Şöyle bölelim şuraya. Tamam mı? Ha, buradan küçük tabii, bir tabii. Göz. Tabii şöyle. Tamam. Şuradan şöyle alırsak. Çene gitti. Şöyle yapalım. Evet. 9'la yapalım. 9 nasıl olacak? Bakalım. 9'u nasıl yapacağız? Şuradan indirelim. Şu göz oldu görüyorsun. Tamam. Bunu göz olarak yaptık. Şuradan aldık. Evet, buradan geldik. Buraya şöyle geldik. Bu benim 9'um bayağı bir garip çıkacak gibi duruyor şu anda. Evet. Hah, kaç. Gerçekten çok garip evet, şey çıktı. Evet. 0. Yani birden. Bu benimki şeye benziyordu hocam ya. Baş parmağı böyle şuraya. Şuradan bir göz yapayım. Evet, aynısı. Baş parmağı çıkardık şuradan. Tamam, güzel. Bir de 0. 0'dan olacak. Karşıdan olur değil mi? Şöyle ona kaş yapalım şöyle. Bu da biraz gülsün. Hepsini somurtmayalım ya. Tamam. Ben hep kulakları çizerken yalnız sizin yaptığınız gibi çizemiyorum, hep kaçırıyorum. O yüzden farklı bir stilde. Madem siz saç yaptınız, ben de bir deneyeceğim. Saç şöyle yapalım, ne hafif bir şey olsun. Evet. Değişik bir şey çıkardık. Şimdi görüyorsunuz, yani bütün rakamlarla burun çizebiliyoruz. Hı-hı. Bunları geliştirebilirsiniz. Rakam olması harflerle de yapabilirsiniz. Mesela U harfiyle yapabilirsiniz. Mesela U'yu böyle yaparsınız, değil mi? U'dan şöyle. Kaşa doğru şey yaparsınız. Böyle U'dan yapabilirsiniz. U'dan da yine çıkıyor. Ondan sonra V'den yapabilirsiniz. Z'den yap. Yani bütün harflerden de yapmak mümkün. Artık ama illa harf olması veya rakam olması şart değil. Elinizi bol bol alıştırın. Yani şu şekli çiz bol bol, ben hep şunu tavsiye ediyorum bak. Evet. Şöyle, şöyle. Bakın bu da bizim spiral hareketimizi tabii, devamlı yaparak. Bu da çaktırmadan bak rastgele çizdim. Gördünüz mü? Şunu burun oldu, ağız oldu, şurası da kulak oldu. Yani şunu... Ya biz o zaman bol bol evde... Böyle bol bol şu hareketi... hareketini yapıyoruz, evet. Bak bu şu... da, bak hemen ne oldu, hemen baktığınız zaman... Yani bunu bol bol yapın, hı-hı, böyle. Böyle bol bol, bol spiral çalışın. Yapacağız evde. Tabii. Sağlı sollu, altlı yukarı bu şekilde evet, şey yapın. Şimdi... Hı-hı. Ben şöyle bir şey de hazırlamıştım. Ben de onu soracaktım, heh, o nedir diye. Mesela bakıyoruz, aşağı doğru çekiyoruz, görüyorsun değil mi? Bayağı oradan yukarı gidiyor. Doğru çekiyoruz, uzatıyoruz Pinokyo'nun burnu gibi. Yani böyle çek bırak. Ondan sonra çeşitli burunlar gördük. Kaç çeşit burun vardır mesela? Şuradan baktığınız zaman zaten 10 tane burun çıkardık kendimize. 10 tane burun çıkıyor da istersen bir de burun çeşitlerini şey yapalım. Tamam. Şöyle. Hani dedik ya her insanın bedeni... Bedene göre burun stili var dedik. Bedene göre burun stili var da yani şöyle diyelim. Şey, hani elbiseler nasıl böyle bol beden, dar beden, orta beden... Large, evet. X'ler falan diye giriyor ya. Burunlar da öyle çeşit çeşit. Mesela normal burun çizelim bakalım. Pekala. Yani normal... Ben de sizinle beraber çizeyim mi hocam? Çiz tabii. Tamam. Veya istersen bana bak, ondan sonra çiz. Nasıl istersen. Şöyle hafif bir... Normal bildiğim böyle... Yok, benimki çok şey oldu. Şöyle yapalım. Bu ipten. Bunu almıyoruz. Şimdi... Hocam ben hep estetik buruna gidiyorum galiba. Sen direkt karikatüre de aldın. Evet. Şuradan alsak şöyle, bir tombul. Evet. Evet. Mesela bir de... peki çalışacaksın. Tamam, ben olacak. Evde çalışayım. Normal. Peki. Burun bir de mesela şöyle kemerli burun, değil mi? Bakın, kemerli. Evet. Tamam. Bu bildiğimiz... Bir de mesela böyle... Toplumumuzun genel yapısındaki. Kemersiz ama uzun böyle, değil mi? Karga burun mu diyoruz buna? Vallahi bilmiyorum, çok çeşitli. Aslında bir estetik... Evet.
şey cerrah getirseydik programımızı. Mesela kalkık burun şöyle. Bir de patates burun. Evet. Bir de küt burun şöyle. Bunları bir de şey yapalım, tamamlayalım değil mi? Çene yapalım mesela. Buna da normal bir şöyle çene yapalım. Ben de onu diyecektim. Yani evet. Çene ve ağız kısmını burunla bir mi işlemek gerekir? Yani hani tabii yani, çizerken hani bunu bir bütün burun, olarak mı çizsinler? Burun genelde kulakla, yani burun çok uzunsa kulak da çok uzun olur. Öyle genelde olur. Evet. Ama çenelerde tabii mesela patates burunda, mesela burada yapalım. Patates burunda şöyle bir büyük bir çene yapabiliriz. Evet. Mesela şu burunda, küt burunda şöyle biliyorsunuz bazen dişler önde olur. Bazen iki dişli olur hatta. Evet. Mesela onda şöyle iki de diş yapalım şöyle. Yani biraz daha ne olur? Değişik bir tip çıkıyor. Mesela burada kalkık burunda da şöyle şeyi çeneyi dışarı alalım. Bak bir alt dudak dışarıda, tamam. Bir üst dudak dışarıda alalım. Mesela farklı buna da şöyle sivri bir çene yapalım. Tamam mı? Aşağı şeye doğru, ileri doğru. Buna da aşağı doğru bir sivri çene yapalım. Evet. Yani çeneleri de... Çeneyi de burnun... O artık tamamen şeye göre. Gördüğümüzü aksettirebilmek adına. Zaten tabii. Genelde de gördüğümüz şeyler, yüz hatları bu şekilde oluyor. Tabii bunlara şöyle birer de aynı şekilde göz yapalım. Şey yapmayalım, vakit kaybetmeyelim. Bu gözleri ne yapabiliyoruz? Geçen hafta göstermiştik. Zaten değiştirebiliyoruz. Çok farklı göz stillerimiz de var. Şimdi kulak. Mesela kulakta normal bir kulak çizelim. Bir de kulağa deneyim bakayım, evet. Kulağı yapabilecek miyim? Yoksa evde şey yapacağım, bana ödev verin. Soru işareti var ya, sor bak. Aha. Soru işareti. Oradan aklına gelsin. Tamam. Ben sana bir şey sorduğum zaman soru işareti. Tamam, kulak ne yapıyor? Sorulara soruyu dinliyor, cevap veriyor. Oradan kendinize bir formu kepçe kulak. Da tamam. Şurada herhalde kepçe çizebiliriz. Olur. Evet. Ondan sonra böyle özellikle yaşlıların kulakları böyle biraz daha büyüyor. Memeleri falan ne olur böyle? Değil mi? Sarkık olur. Hı hı. Bu belli bir yaştan sonra artık vücudun verdiği bir tepki. Bir de şöyle üçgen gibi dışarı doğru kulaklar da olabilir. Tabi bunlar simetri düşüneceğiz. Böyle tek taraflı. Olmaz. Şey bu sadece şeyini göstermek tabii, amaçlı yapıyoruz. Tabii. Kulağın işte yüz ifadelerine falan geldiğimizde, ileriki şeylerimizde, programlarımızda böyle burun, ağız, kulak... Onların hepsini birleşecek. Bir bütün olarak. Tabii mesela ağızda da çeşitli ağız şekilleri çizebiliriz. Mesela ağızda da ağızda ne yaparız? Yutarız değil mi? Y yapalım şöyle yanlamasına Y. İşte... Yanlamasına bir Y yaptık. U yap yanlamasına şu burnu... Hocam yavaş yapalım istersen. Tabii, tabii. Görsünler en azından. Bak Y, U... Bir saniye. Ağız yani iş tamam. Olarak. Şurada da şöyle... Ben de seyircilerimizi bahane ederek size yetişmeye çalışıyorum. Anlıyoruz canım o kadar. Bu oldu herhalde. Bu biraz... Y yani, oldu evet. Y oldu ama şey... U yap. Çeneyi biraz şey yaptık. U yap. Tamam. Tamam. Çeneyi böyle aldım. Bunu buradan aldık. Bir de T yap şöyle. Benimkinin bu iyi. Evet. Y, U, T. Bak ağız içinde böyle... Çeşitli giriş. Ama tabii için. Sadece ağız bunlar, bunlar değil. Ağız düz çizgi şeklinde olabilir. Böyle değil mi? Sinüzoidal böyle kıvrımlı çizgiler şeklinde olabilir. Evet. Ondan sonra şöyle yapabiliriz. Değil mi böyle? Bunlar dişler olabilir. Çeşitli ondan versiyonları sonra, tabii, kullanabiliriz. Şöyle... yapabiliriz. Buraya diş koyabiliriz. Hı hı. Bunun şöyle içini karalayabiliriz. Bunları zaten göreceğiz şimdi. Yüz ifadeleri yaptığımızda bunları daha şey olarak, estetik evet. Olarak kullanacağız. Evet. Şimdi hocam estetik dediniz. Madem evet. Öyle ben de size bu haftanın, bu programımızın biliyorsunuz her hafta bir karikatür okuması yapıyoruz eğitim çizimlerini. Bu arada hocam başka şeyimiz kaldı mı? Özür dileyerek ben onu yok, sorayım. Yok yok tamam şey olarak genel yani, olarak. Genel olarak bunları tabii, kullanabiliriz. Tabii. Yani burun çizimlerde. Çeşitlerini gördük, kulakları gördük. Evet, bunları monte edeceğiz tabii, bile çizeceğiz. Burun çizimlerinde hocamın kağıdına bakıyorsunuz. Ben onları evde çalışacağım. Özellikle burada biraz aksam tamam, oldu. Tamam isterseniz şöyle bir şey de hazırlamıştık. Mesela evet. Böyle sizler de yapabilirsiniz. Karton, çeşitli burunlar böyle çizip.
Ha, onları tek tek tabii, çizip çekiyoruz. Tabii tabii. Mesela şey sabit oluyor. Kafayı sabit yapıyorsunuz. Hı-hı. Böyle çeşitli burunlar kendiniz. Bu çok güzel bir şeymiş. Tabii tabii de bunu ben biz burunları. Çocuklarımıza bunu şey yapıyoruz. Bu kartona istediğiniz burun çizip bu şekilde şeylerle. Ne yapabilirsiniz? Evet, kullanabilirsiniz. Bu eğlenceli. Bu, hem eğlenceli hem akılda kalması. Küçük çocuklar için de güzel olur tabii, aslında tabii, eğitim özellikle noktasında. Şimdi hocam, estetik demişken her hafta yaptığımız karikatür okumalarımızda bu hafta yine bir karikatürümüz var. Estetik da, cerrahiyle ilgili. Bununla ilgili sizden biraz evet, bilgi alalım, okumasını da yapalım. İzmirli karikatürist Mineşe Şam aynı zamanda öğretmendir kendisi. Evet. Ödüllü karikatürlerinden birisidir. Çok güzel. Orada genelde mesela biz kedileri nerede görürüz? Ciğercinin önünde ya da kasabanın evet, önünde görürüz. Veyahut da o deyim olarak, İstanbul Boğazı'nda balıkçıların orada. Neyi bekler orada? Yemeği beklerler. Et bekler. Şimdi orada bu uluslararası bir yarışmada, onun için şeyde İngilizce'de plastik cerrahi merkezi diye. Şimdi plastik cerrahi merkezine işte burnunu, kulağını, gerdanını beğenmeyen, parası bol ama kendisine barışık olmayan bazı insanlar kestiriyor. Orada kediler bekliyor işte yani onlar da sebepleniyor. Buna da daha güzel bir anlatım olmaz yani. Boşuna kediler gitsin başka yerde şey yapsın yani. Ben işte ilk başta hani gördüğüm zaman karikatür dedim ki ya kediler ne alaka? İşte ondan kediler sonra, böyle alaka. Şimdi siz söylediğiniz zaman hani o zaman oturmuş oldum. Çünkü adam burnu veya da kadın neyse genelde bayanlar yapılmış. Burnunu kestirdi. Parça ne olacak? Parçayı atıyorlar dışarıya doğru. Kediye mama olacak işte. Onun evet. için yani kendinizi bir şey yapacaksınız hani. Nefes alıp verebiliyorsanız, iki adım atabiliyorsanız şükretmek lazım. Şükretmek lazım. Şimdi hocam, madem öyle bu plastik cerrahi merkezinde konuştuk, kediler bekliyorlar. Onun dışında şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu bizim ilk haftalardan beri yaptığımız, bu ilk programımızda yaptığımız çalışmaları nasıl birleştireceğiz? Yani hani bu noktaya kadar nasıl birleştirmeleri gerekir? En azından evet. Ufak bir çalışma olarak. Yani niye diyeceksiniz? Önce bir alıştırma sayfası çizdik. Sonra işte kafa çizimleriyle ilgili bilgi verdik. Sonra işte göz dedik. Evet. Şimdi bu haftaki programımızda dedik ki burun bu şekilde çizilir. Burun tamam, şekillerini verdik. Tamam bir tane çizelim. Bir tane şöyle... ağız verdik. En azından hani ön alıştırma, en azından izleyenlerimiz de onlar da bir şey olmuş olurlar. Cesaretlenmiş olurlar. Hepsinin bir birleşimi olarak nasıl bir şeyler yapabiliriz şöyle, diye mesela, sormak değil. Dedi kafa armut şeklinde olabilir. Şöyle bir armut. Bayağı da büyük çizelim ha, hiç korkma. Tek şeyle yani şekilde yani aha. armut şekilde bu mesela yumurta da olabilirdi aha. değil mi bu mesela kare de olabilirdi bu geçen hafta gösterdik ya küre de olabilirdi farklı çeşitlerde kafalar çünkü çeşitli şekilde böyle çizimlerle değişik şekilde ortaya çıkarmak mümkün bu aslında çok güzel oldu niye diyeceksiniz hani çizdirmeden ama o da bayağı önce... güzel oldu ya oldu. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. Valla. Sen onu da sakla. Bunu ben hepsini şey yapayım mı hocam? Duvara çerçeve şeklinde. çünkü şöyle bir şey var. Dördüncü programımız. Dört programda çeşitli şeyler öğrendik. Çizim teknikleri öğrendik. Bunları en azından şu anda seyircilerimiz de biraz daha cesaretlenmiş olacaklar çizim için. Tabii. O açıdan çok güzel oldu. Yani, onlar için hem benim sana için. Sana kağıtla sakladıkken aslında seyircilerimize, izleyicilerimize diyorum. Çünkü... gelişiminizi görürsünüz. Hı hı. İleride bu işe gönül verir de hakikaten bir karikatürcü olmayı düşünürseniz ileride işinize yarar. Evet. Hocam bu program için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın da sonuna doğru gelirken değerli izleyenler hayatınızın her noktasının çizgi dolu, mizah dolu, eğlence dolu olmasını diliyoruz. Rabbimizden temennimiz budur. Değerli dostlar, Hattı Mizah programının bu haftaki programında sonuna geldik. Bizlere ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Soru, görüş, öneri, isteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere tekrar.